Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, muhterem vatandaşlar. Dört bir yana teröristlerle ve dost görünen ancak her fırsatta kuyumuzu kazan odaklarla çevrili ülkemiz olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Gazi ve Yüce Meclisimizin iç ve dış düşmanlara karşı bir ve iri olması gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Şu anda görüşülmekte olan 669 sayılı kanun hükmündeki kararname ile Türk milletinin içindeki teröristlerin ayıklanması ve bir daha bu millete düşmanlık etme ihtimallerinin ortadan kaldırmasını ümit ediyorum. Ancak burada Türk milleti olarak bir şerh düştüğümüzün bilinmesi gerekmektedir. Türk milleti 15 Temmuz akşamında tankların köprülerde görünmeye başladığı o anlardan itibaren bugüne kadar tam 115 gündür sabırla yurtta sulh konseyinin kimlerden oluştuğunu merak etmektedir. Geriye dönük tüm darbe girişimlerinde darbeyi icra eden ve akabinde ülkemizde yönetime el koyanların kimler olduğu anlaşılmış ve bu şahıslar tarihe bir not olarak düşülmüştür. Devletimizin bunca imkan ve kabiliyetine rağmen 241 vatandaşımızın şehadetine neden olan Yurtta Sulh Konseyi'nin siyasi profillerinin henüz daha açıklanmadığını üzülerek izliyoruz. Darbenin az kadrolarının ve devletin tepe noktalarındaki suç ortaklarının gün yüzüne çıkartılmaması ve yalnızca darbe girişiminin son halkaları üzerinde yapılan mücadele vatandaşlarımızı tatmin etmekten bir yana daha da kızdırmakta ve darbe girişiminin bu suçlarının yanlarına kar kaldığı algısı günden güne yayılmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak FETÖ'de dahil her türlü terörle anladığı dilden mücadele edilmesi gerektiğini defalarca tekrarladık. Büyük Türk milletinin beklentisi de terörle gerektiği şekilde mücadele edilmesi, son teröristin başı ezilene veya teslim olana kadar da bu mücadelenin sürdürülmesidir. Genel Başkanımızın terörle dostluk hiç kimseye hayır getirmemiştir ifadelerini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Özellikle de terörle arasına sınır çizemeyen, onlarla aynı yola baş koyma gafletine düşenlere bu sözden ders almalarını tavsiye ediyorum. Teröristler ve onların uzantılarıyla her fırsatta görüşen, onlara alan açan, suçlarını görmezden gelen, sözde evrensel gerçekleriyle Türk milletine silah doğrultanların sözcülerine yetenleri uyarmak istiyorum. PKK bir terör örgütüdür. FETÖ bir terör örgütüdür. PYD, YPG bir terör örgütüdür. IŞİD bir terör örgütüdür. Açıkça söylüyorum ki bu gruplarla ortak strateji geliştiren, açılımdan bahseden, sözde demokratik destek sağlayan her kişi, her grup, her siyasi parti Türk milleti tarafından teröristlerle aynı kefeye konulacaktır. Bakmayın ülkemiz üstündeki kara bulutlara. Bakmayın gecenin en karanlık anlarındaki umutsuzluklara. Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden az önceki andır. Şafak söktüğünde al kırmızı bayrağımız yine dalgalanacak. Ezanlar yine yüreklerimize imanla dolacaktır. Toz bulutları dağıldığında bu topraklarda hüküm sürecek olan yine Türk milleti olacaktır. Konuşmama son vermeden önce Nihal Atsız'ın eserinde belirttiği gibi Kürşat'ın narasıyla indik Tanrı Dağı'ndan, ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından, bu kaynaktan içenin yürekleri tunç olur, Türkiye kefem içenin ölümü korkunç olur. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.